Merhaba, ben Nurcan Seven. Bir YouTube okulu eğitimine daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. YouTube'da birçok videolar attım. Bu videoları her seferinde başlarken tekrar tekrar göstermemin sebebi gerçekten size faydalı olacağına inandığım videolar olduğundan. Birçok YouTuber'dan daha az sayıda olsa da az olması çok önemli değil. Çünkü belirli bir zaman içinde başladım ve belirli bir zaman içinde yavaş yavaş düzenli olarak video atmaya çalıştım. Bugün biraz bir iki gün gecikerek videomu atıyorum bazı özel sebeplerden dolayı. Bu sebeple kusura bakmayın, böyle bir iki gün atladı. Genellikle ben pazartesi günleri YouTube'a video atmayı çalışıyorum düzenli olarak. Normal takipçilerim bunun gerçekten farkında. Çünkü bugün yine pazartesi, yeni video attım diyerek birçok girişlerde bulundum. Gerçek takipçilerim bunun pazartesi günü atıldığını gerçekten biliyor. YouTube'daki videolarımı kesinlikle inceleyin ve izleyin. YouTube'a çok video atmak çok bir şey ifade etmiyor. YouTube'a attığınız videoların gelire dönüşebilmesi için anlatılan videolar bunlar. Tek tek değerli bana göre. Tabii ben de bunları kendi başıma öğrenmedim. Öğrendiğim yerler bellidir. Bunlarla ilgili arada bir konuşsam da bunlarla ilgili özel videolarda ayrıca çekeceğim ben. Çünkü bundan herkes faydalansın istiyorum. Bu sebeple de bazı özel sebeplerden dolayı gecikmiş olsam da bugün tekrar bir video yapmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur, faydalı olmasını diliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi birçok konuda, değişik değişik konularda eğitim kanalı olduğu için ben videolar atmaya çalışıyorum. YouTube'da bugün ne işleyeceğiz? YouTube videolarımızı nasıl izletiriz? YouTube'da videolarımızın izlenmesi için nasıl bir taktik uygularız? Genellikle bunu sık sık söylüyorum ama yine bugün bundan bahsetmek istiyorum. YouTube'a video atmak YouTuber'ların işi. YouTuber'lar video attıktan sonra 60 olduğu videonun izlenmesi gerekiyor. Bu sebeple de bazı şeylere dikkat etmek zorundadır. Eğer bir YouTube kanalı açacaksanız bunları önceden bilin, böyle karman çorman değişik kategorilerden kesinlikle videolar hazırlamayın. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Bununla ne demek istediğimi biraz daha açayım. Şimdi ben eğitim kanalıyım. Eğitim kanalı olarak çok nadir, çok özel bir şeyi, farklı bir kategoride olan bir şeyi, mesela çok eğlendiğim, bana hoş gelen ya da çok özel olan bir şeyi ben bir kereye mahsus atabilirim, çok nadiren de olsa arada. Sürekli atmam. Bunun sebebini biliyorsunuz. Herkesin bir kategorisi var. YouTube'da ilerleyebilmemiz için, çok izlenebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Belli bir kategoride özellikle kalmamız gerekiyor. Mesela ben eğitimden yol alarak gitmek istiyorum. Eğitim kanalıysam ben bunu çok nadiren arada bir, çok özel bir şey yaşıyorsam atabilirim. Farklı, mesela eğlenceli bir şey, çok özel bir şey vardır. Yaşadığım bir şey de çok özel ve çok güzel gelir. Bunu burada paylaşmak isterim ama bunu ben bir kere mahsus yaparım. Bunu iki, üç kere yaptığım zaman benim kanalım zarar görür. Kendi kategorimden çıkmış olurum. Şimdi herkes kendi kategorisinde YouTube'da önerilenlere çıkar. Bu sebeple de eğitim kanalı olarak benim de önerilenlerde çıktığım alan eğitimle alakalı bir şey, nasıl yapılır, nasıl anlatılır, herhangi bir konuda eğitim yani. Bununla ilgili eğitimlerde ben de önerilenlerde çıkıyorum. Özellikle daha önce de söylediğim gibi başlık, açıklama ve etiketleri birbirine benzeyen kanalların yanında, yakınında, altında ya da üstünde gösteriliyoruz. Bunun sebebi ise aynı kategoride devam etmemiz.
Şimdi bazı kanallar vardır, günlük haberleri takip eder. Günlük haberler sürekli değişir biliyorsunuz. Ama haber bitmez biliyorsunuz. Türkiye'de de, dünyada da haber çok her gün yeni bir olay oluyor. En son İzmir'de deprem oldu. Bu sebeple ben de çok üzgünüm. İzmir'deki depremden dolayı gerçekten ölenlerin yakınlarına sabır diliyorum. Kalanlara da Allah yardımcısı olsun diyorum. Umarım kendilerine iyi bir el uzatılır ve bu durumu rahat bir şekilde atlatırlar. İnşallah yani umduğum gibi, düşündüğüm gibi gider. Şu anda çok sıkıntı var ülkemizde de, dünyada da, ama bu deprem çok farklı bir şey. Kaç gündür bildiğiniz gibi televizyonlarda anlatılıyor. Ben çok etkilendim. O yani bu sebeple de konuşma ihtiyacı duydum. Şöyle söyleyeyim ben size. Eğer YouTube'da bir kanalınız varsa ve sürekli değişik haberlerle bir video çekip kanalınıza yüklerseniz belli bir zaman sonra ola ki tıkandığınızı düşünün. Hani tıkanmayan vardır belki. Çünkü trendler var, günlük haberler var, oralardan farklı farklı yapan olur. Fakat benim size önerim süreklilik arz eden, yani belli bir kategoride giden bir kanalınızın olması. Eğlence, oyun, eğitim, işte yemek kanalları. Bunun gibi aklınıza yine gelecek tek bir alanda süreklilik arz eden bir kanalınız olsun. Eğitimle devam etmemin sebebi budur. Eğitim olarak devam ettiğinde gerçekten önerilenlerde bir değil, bazen üç, bazen beş tane videomun çıktığını görüyorum ben. Bunu söylemek istedim. Bu sebeple de videolarınızın izlenmesi için en önemli şey süreklilik arz eden belli bir kategori. Bunları zaten biliyorsunuz. Kapak resmiydi, işte oynatma listesiydi. Hepsi bunlardan daha önce bahsettim. Yine oynatma listesinin üzerinden kısaca geçmek istiyorum. Oynatma listesi de çok önemli. Sizin daha fazla izlenmenizi sağlıyor. Size oynatma listelerinden herhangi birine tıkladığında sağ tarafta oynatma listesine ekli olan tüm videolar çıkıyor. Böylece sizin kanalınızda daha fazla zaman geçirmiş oluyorlar. Oynatma listesi bu sebeple izlenmede çok çok önemli. İzlenme ve abone getirmede de çok çok önemli. YouTube'da izlenme ve abone arttırma deyince sadece videolar değil, oynatma listesinin de kesinlikle akla gelmesi gerekiyor. Ben birçok önerilenlerde, benimle ilgili videoların bulunduğu önerilenlerde oynatma listesini de görüyorum. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bunun sebebi ise daha önceki videolarımda da bahsettim. En sonki bitiş kartları var ya, videonun sonuna doğru böyle son 15-20 saniye kala bitiş ekranı denen bir şey var. Orayı biz tamamlarken genellikle bir tanesini oynatma listesini, birini de en son yüklediğim video olarak seçiyorum ben. Ya da görüntüleyen için en iyisi hangisiydi onu seçersiniz. Size kalmış, ama oynatma listesini kesinlikle ekleyin derim. Oynatma listesine giren bir değil birkaç video izliyor. Bunun dakikası önemli, 3 dakika, 5 dakika, ama bu izlenmeler sayesinde para kazanıyorsanız tabii ki oynatma listesi hazırlamak zorundasınız. Bunun size artısı olur, eksisi asla olmaz. Bu size her zaman artı olarak döner. Bu sebeple oynatma listesinden de bahsetmek istedim. Onun dışında başlık açıklama ve etiketi devamlı söylüyorum. Ben bunu yorulmadan söyleyeceğim. Sizin bunu iyice anlamanız gerekiyor. Bu birçok YouTuber tarafından da söyleniyor. Fakat şu başlığı açıklamada da geçirdiğinde ve etiketlerde de geçirdiğinde şununla ilgili herhangi bir şey arandığında ben de öne geliyorum. Yani orada gözükmüş oluyorum. Başlık bu. Açıklama kısmında da aynı kelimeyi göreceksiniz. Etiketlerde de aynısını göreceksiniz. Bu sebeple de bu videom öne çıkıyor, aranıyor. Bunun dışında ne diyebiliriz? Bir şeyde öne çıkabilmek için nasıl kelimesinden daha önce bahsetmiştim. Mesela en basit örnek, hep yemek tariflerinden örnek veriyordum, ama şöyle diyeyim. Mesela
Saçımızı nasıl tararız? Ya da atıyorum, tarakla saç nasıl taranır? Saçımı taradım mesela. Saçımı taradım zaman, dediğim zaman kimse saçımı taradım diye bir arama yapmaz. Ama saç nasıl taranır? Ya da atıyorum, şöyle yazalım, bir kere yazalım onu. Saç nasıl taranır? Bakın bir sürü kelime çıktı. Uzatılır, kesilir, boyanır. Bakalım taranır çıkıyor mu? Bakın çıktı. Kadın, erkek diye de eklemişler daha öne çıksın diye biliyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Ya da şöyle bir şey de diyebiliriz. Mesela tarakla saç nasıl taranır? Bakın burada çıkmış zaten. Tarak olmadan saç nasıl taranır demiş. Daha farklı yapmış. Bu kelimelere dikkat edin. Bunlar biraz şey nasıl diyeyim? Rütbeli etiket gibi bir şey. Yani üç kelimenin yanına bir kelime daha ekleyerek size öne çıkaran kelimeler. Nasıl taranır? Ben bunu böyle yazarken bile dikkat ediyorum yani. Siz de dikkat edin. Bakın saç nasıl taranır çıktı ilk kelime. Nasıl tarak çekilir? Nasıl tarak seçmelidir? Çok farklı yani. Nasıl kelimesini sorduğunuz zaman daha çok aranıyorsunuz. Bundan bahsetmek istedim. Yani aramalarda şöyle düşünün. Siz hiç YouTube kanalı kurmadınız. YouTuber'da değilsiniz. Yani böyle bir kanalınız yok. Hiç bununla alakanız yok. Hiç açmayanlar bunu daha kolay anlayacak. Yani benim için önemli olan bunu hiç açmamış, ilk kez başlamayı düşünen kişilerdir. Ben bunları hedef alıyorum. Bilenleri kesinlikle hedef alıyorum. Bu konuda açık ve net olayım. Bir şey ararken nasıl diye sorarız. İşte mesela bir yerse bu, nerede diye soruyoruz, değil mi? Bir şey nasıl yapılır dediğimiz zaman işte dolma nasıl yapılır, dolma tarifi, işte bunun gibi mesela. Yani en basit arama terimlerini kullanarak videolar hazırlamak zorundayız. En basit arama terimlerinin yanına da bir de böyle para kazanmayan müsait kelimeler de bulduğumuz zaman işte buradan nereye gideceğim? Hep gidiyorum. Devamlı da ben oraya gideceğim. Anahtar kelime planlayıcı. Bakın şu ikisi. Şu ikisini de ben bunlardan daha da bahsedeceğim ileride. Bunlardan da faydalandığınız zaman işte aranabilir bir kelime seçmek ve Google AdWords'ten de faydalanarak burada para kazanmaya müsait kelimeler, özellikle başlıkta geçireceğimiz kelimeleri orada bulduğumuzda hiç aklımızda olmayan bir şey bile öyle bir önünüze gelir ki siz oradan hem izlenirsiniz hem de çok iyi para kazanırsınız. Öyle söyleyeyim ben size. Bu sebeple de kesinlikle bu videoları izlemeniz gerekiyor. Videoları izlediğiniz zaman faydalı bulacağınıza ben yürekten inanıyorum. Ben de birçok kişinin videosunu izleyerek kendimi yetiştirdim. Belli kişiler var özellikle takip ettiği. O kişileri ben devamlı takip ediyorum ve çok da severek, saygı duyarak izlediğim YouTuberlar bunlar. Onları izlemeye devam edeceğim. Çünkü bu öyle bir şey ki her zaman kendini yetiştirmek zorundasın. Ayrıca izlerken zaten herkes birbirinden faydalanıyor. Bu da bir açık ve net yani başlıklı açıklamayla etiketli anlatıldığı birçok şeyden faydalanıyor. Herkes birbirini takip ediyor. Birbirini takip etmeyen yok. Sadece ben kendi videomu attım, kimseye bakmıyorum. Öyle bir şey yok. Bunu söyleyen yalan söylemiş olur. Bugün bunu anlatmak istedim. YouTube'da videolarımız yani nasıl izletirim? İşte bu şekilde izletebilirsiniz. Başlık, açıklama ve etikete dikkat ederek, küçük resimlere de dikkat ederek, kesinlikle oynatma listeleri hazırlayarak dikkat etmeniz gerekiyor. Aranabilir kelimelerden oluşan başlık kurmalısınız. Kazancın elde edilebilmesi için de kesinlikle Google AdWords'tan faydalanmanız gerekiyor.
Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olmasını dilerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.